Rabbil alemin. Ve selatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması, hem şuhur-i selasenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sahil bazı esbabın bulunması elbette bir derece neşeli kış dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur size fütur vermesin. Çünkü o dersler ulum imaniyeden olduğu için bir insanın yalnız kendi nefsine dinletirse yeter. Bir insan yalnız kendi nefsine dinletirse yeter. Bahusus siz daima bir iki hakiki kardeşi de bulursunuz. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakaik-i imaniyenin istimağından çok zevk alırlar. Hakaik-i imaniyenin istimağından, dinlemesinden çok zevk alırlar. Sizin o kısım ders arkadaşınız ve müstemileriniz, dinleyicileriniz çoktur. Hem mütefekkirane o çeşit sohbet-i imaniye zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-i şerefi olduğuna işareten biri demiş. Esman reş, beret, behri zemin, kidaret, yekdü kes, yekdü nefes, behri huda, ber nişinet. Yani semavat zemine gıpta eder ki, zeminde halisen, lillah, sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar, kendi Sani-i Zülcelal'ının çok güzel asar-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eser-i sanatını birbirine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması, hem şuur-i selasenin üç ayların gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması. Yani bu rehavet. Rehavetin sahiplerini, sebeplerini sayıyor. Birincisi oku. Başlamak. Gecelerin kısalması, yazın meşgaleleri. Şimdi bakın, yaz ayı. Bahar ve yaz meşgaleleri. Bahar gelince, yaz gelince çifttir, çubuktur, bağdır, bahçedir, tenezzühtür. Ala küllal, insan afakileşiyor. Meşguliyet ziyadeleşiyor. Mesela kış geceleri, Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhisselam, kış geceleri Müslümanın baharıdır, cennetidir. Kış, bahar. Şimdi mesela bu sene saatler geri alınmadığı için İstanbul'u düşün. Saat sabah 7.30'da ne oluyor? Güneş doğuyor. Gece hangi saatte yatarsan yat, yani otomatik olarak teheccüd namazına ne yapabilirsin? Kalkabilirsin yani. Öyle değil mi? Evet. Ama yazın öyle değil. Günler uzun, geceler kısa. Meşguliyetler çok. İnsan afakileşiyor. Bağ, bahçe, çifte, çubuğa ne derler? Şeytanı taşlamaktan Kabe'yi tavafa vakit kalmıyor. Bu bir. Evet. Yazın ve baharın meşgaleleri bir. Hem gecelerin kısa. Bir de geceler kısa. Yani şimdi teheccüde kalkacaksın. Yatsan bir türlü, yatmasan bir türlü. Gece dar. Bu etti ki. Şuhur-i serasenin gitmesi. Bir de üç aylar. Bak, üç aylar. Recep, Şaban, Ramazan. Bu manevi mahsulat, rahmet ayı, inan ayı, ihsan ayı, af ve gufran ayı ve bir de kalbi külü, vicdan umumi bu üç ayda şey yapıyor değil mi? Böyle hedefe kilitleniyor. Allah'ın marziyeti, ibadet, taat ama üç aylar geçtikten sonra da nefislere bir tembellik, bir rahavet geliyor mu? Geliyor. Bu da geliyor, evet. Ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması. Herkes, ekser insanlar bu üç şeyden hisse alıyor mu? Bağ, bahçe, çift, çubuk, geceler kısa. Şimdi dersi bitireceğiz 12. Ne zaman yatacaksın, ne zaman teheccüde kalkacaksın, ne zaman sabah ulaşacaksın. Zor. Ala küllü herkes de ondan bir hisse alıyor mu? Hadi. Alıyoruz, evet.
Dahasayrı bazı esbabın bulunması elbette bir derece neşeli kış dersine fütur verir. Fütur verir. Fütur kelimenin... Yani rehavet verir, tembellik verir. Biraz insanlar laşkılaşır, biraz maddileşir, biraz afetleşir, biraz hakikat iklimine karşı gabileşir derecesine göre. Evet. Fakat onlardan gelen fütur size fütur vermesin. Çünkü o dersler ulum imaniyeden olduğu için bir insan yalnız kendi nefsine dinletirse yeter. Şimdi hakikati Kur'an'ıdır. Hiç kimseye faydası olmasın diye bakın. Bak. Maneviyat inşadır. İnşadır. Tesistir. Tekmildir. Tesis ve tekmil de tediş kanunu içerisinde çalışır. Değil mi? Bakın şimdi bir adam geldi şuraya bir tane tuğla koydu. İki dakika sonra bir tuğla daha koydu. Bir tane daha üç tane tuğla yan yana koydu. İlk çırpıda bakıyorsun ya bu adam ne yapıyor ya? Tuğlaları üst üste düzüyor. Az bekle. Bir gün sonra gel bakıyorsun duvar oluşmuş. Duvar. İnşaat, yapı. Maneviyat da öyle. Ya. Bazen bir cümle, bazen bir kelime, bazen bir hakikat. Değil mi? Hatta bakın sözlerde bir cümle var ki bazen olur. Değil mi? Ya bir söz, bir hakikat öyle bir saadet hazinesini açar ki 60 sene hizmette o açılmamış. Sözlerde var mı cümle? Yani bazen olur. Yani bir cümle, bir hakikat insanın aleminde öyle açılır, öyle inkişaf imsal eder ki 60 sene hizmette o açılmamış. Şimdi bakın zamanın bereketi var. Zamanın bereketi. Değil mi? Zamanın füyüzata makes ve masariyeti var. Leyla-i Kadir. 83 seneye bedel. Cuma'da saat icabe. Bak, duaları Allah ne yapmıyor? Reddetmiyor. Zamanın bereketi var mı? Var. Mekanın kadir ve kıymeti var mı? Bak. Üç sır. Mekan, zaman ve ihvan. İhvan. Kabe'de kılınan namazla başka bir mescitte kılınan namaz bir mi? Değil mi? Kabe'de Leyla-i Kadir'i ihya etmekle başka bir yerde ihya etmek değil mi? Bakın, mekan, zaman bir de ihvan. Hakkat-ı Kur'an'ın taleminde üç kişi ustad demiş bir araya gelse bir şahs-ı manevi teşekkür eder üç kişi. Şahs-ı manevinin aynadarlığı olur. Hatta üç kişi olursa, olmasa bir kişi dahi olsa ilimdir. Tetabbuattır, derinliktir. Üç kişi olursa cihat-ı manevidir, hem tebliğdir, hem ilimdir, hem hakikatta tefekkür ve derinleşmektir. Bu sırra mebni, yani hiç kimse dinlemese bile, iki kişiyle, üç kişiyle insan bir gönül dosyayla bir araya gelip, ya şu hakikati ne yapalım, bir tezekkür edelim, şimdi Teala müzakere edelim. Bakın, şimdi bu neye benziyor? Mesela şimdi bir adam sahil şeridinde balık avlıyor değil mi? Her gün ortaya atıyor. Bazen iki saat, üç saat atar hiçbir şey çıkmaz. Bazen bir atar iki dakika sonra bakarsın dünyanın en kıymetli balığı içinde incisiyle beraber çıkar mı? Çıkar. Şimdi zamanın bereketi, bir de kelamın ağırlığı. Kelamın ağırlığı, kelamın kutsiyeti. İnsandaki istat ve kabiliyetlerin intişar ve inkişafı. Hassasiyet, histeki hassasiyet. Dimağdaki berraklık, mesela günahlar ruhu yoruyor, günahlar ruhu kirletiyor. Afakileşmek, maddileşmek de insanı alıyor, rehavete götürmüş oluyor. Bu rehavetlerden kurtulan ve kendini hakikate tam konsantre eden bir nur talebesi, bazen bir yarım saatin içerisinde ona öyle bir mana açılır ki belki üç senede, beş senede o mana açıklanır. Bu her zaman mümkün müdür?
mümkündür. Ama her zaman vaki midir? Bu şarta tabidir. Demek ki yani insanlar fütür ettiği zaman, yaz meşgul ettiği olduğu zaman ana küllar böyle yine Risale-i Nur'la, Hakkat'la ne yapmak lazım? Meşhur olmak lazım. Üstad Barla'dayken bir Nur talebesi Üstad'ın yanına gelmiş, tam bağ bahçe zamanı. Bahar ve yazın meşguliyetlerin olduğu bir zamanda. Üstad sormuş, demiş kardeşim sen bugün Risale-i okudun mu? Yok demiş, Üstad'ın okuyamam. Dün gün de okumadın ama. Üç günde okumamış ona. Üstad demiş kardeşim, eve gittiğin zaman Risale-i Nur yatmadan önce kitabı böyle aç. Risale-i al eline böyle aç. Ondan sonra kapat. Sonra yat demiş. Şimdi o zamanki ziraat şey şu andaki gibi böyle teknoloji gelişmiş değil ki herkes emekle değil mi? Terle bugün şey bağ bahçe öyle. Kardeşimiz Risale-i Nur böyle aç. Bak, sonra kapat. O gittikten sonra Üstad'ın yanındaki talebe sorun Üstad'ın yani burada bu tedbirde ne var yani açıp ne yapacak? Demiş kardeşim, açtı mı Risale-i Nur caziptir, ala küller birkaç cümle okur. Birkaç paragraf okuyabilir. Onun için yani bu bir ölçü. Yani yapmadan önce hiç olmazsa yani şöyle bir ne diyorlar? Tefeül edeyim, Üstad ne diyor tarzında. Yarım sayfa, bir sayfa. Vakit müsaitse daha da fazla, daha da fazla okup o günü tam ölüme benzeyen uykuya girmeden önce hakikat ile aklını, kalbine, ruhuna su vermekten. Tarlaya su veriyorsun ya, bağ bahçeye su vermeyince hububat bitiyor mu? Bitmiyor. Sıra belli. Hiç kimse olmasa bile, iki üç kişi olsa şahsım ona teşekkür ediyor. Hiç kimse olmasa bile tek başına alıp böyle Hakkat namına, Kur'an hesabına ne yapmak lazım? 5 dakika, 5-10 dakika meşgul olmak lazım ve elzemdir. Evet. Evet. Hem tefekkirine o çeşit sohbet-i ibaniye zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Yani semavat zemine gıpta eder ki zeminler halisen lillah, sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes yani bir iki dakika beraber otururlar, kendi Sani-i Zülcelal'ının çok güzel asar-ı rahmetini, çok hikmetli süslü eser-i sanatını birbirine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Allah bu mana lasaflarımızı ziyade eleştirsin. Payımızı bilir. El-Fatiha.